Ekonomi biliminin ilgilendiği şey insanın gözünü korkutacak kadar karmaşıktır. Bir ekonomi inanılmaz derecede karmaşık şekillerde organize olmuş milyonlarca hatta bazen milyarlarca aktörden oluşur. Bunu yazalım. Karmaşık gerçek dünya. Ve her bir aktörde yani her bir kişi veya kuruluşta inanılmaz derecede karmaşıktır. İnsan beynine bir düşünsenize. Bir saniye sonra ne yapacağınız bile tahmin etmek mümkün değilken, ertesi gün veya bir sonraki yıl yapacaklarınızı nasıl öngörebilirsiniz? Varın hesap edin. Milyonlarca hatta milyarlarca insanın gelecekte ne yapacağına dair öngörülerde bulunmak ne kadar zordur. Fakat ekonomi biliminin diğer bilimlerden ödünç aldığı bir fikir var. Örneğin kimyadan örnek verelim. Kimyagerler bir kaptaki moleküllerin topluca nasıl davrandığını anlamaya çalışa geldi. Bu noktalar gaz molekülü olsun. Tahmin edebileceğiniz gibi içinde katrilyonlarca gaz molekülü bulunan böyle bir kap inanılmaz derecede karmaşık bir sistemdir. Fakat kimyagerler bu parçacıklar arasında gerçekleşen veya gerçekleşmeyen etkileşim türlerine dair basitleştirici bir takım varsayımlar yaparak bazı modeller ortaya koyabildiler. İdeal gaz yasası gibi. Belki buna kimya dersinden aşinasınızdır. Bu denklem bize basınç, hacim, parçacık sayısı ve sıcaklık arasındaki bağıntıyı veriyor. Bakın çok karmaşık bir kavram aldık. Daha kolay anlayabilelim diye basitleştirici bir takım varsayımlar yaptık ve bu modeli elde ettik. Bu bir model. Tabi başka alanlarında kendilerine göre modelleri var. Bir model illaki bir denklem şeklinde olmak zorunda değil. Bazen basit bir organizmada bir model olabilir. Örneğin biyolojik açıdan insanlar oldukça karmaşık organizmalardır. Müthiş derecede karmaşık olmamız bir yana, bazı deney biçimlerini insanlar üzerinde uygulamamız modern ahlak değerlerimize bir hayli aykırı kaçabilir. Peki biyologlar ne yapıyor? Onlar da basitleştirici varsayımlarda bulunuyor. Diyorlar ki, Hı, tamam, bu araştırmayı insanlar üzerinde yapamayız ama belki daha basit organizmalara bakarak problemi basitleştirebiliriz. Belki böyle tek bir hücreden yola çıkabiliriz. Belki genetik araştırmalarda çok yaygın kullanılan meyve sineklerinden faydalanabiliriz. Hatta belki de daha karmaşık organizmaları inceleyebiliriz. Mesela fare epey karmaşık bir organizmadır. Yine de insanla kıyaslandığında basit kalır. En azından modern etik anlayışımıza göre insanlar üzerinde deneyemeyeceğimiz bazı şeyleri fareler üzerinde denememiz daha uygun olur. Dolayısıyla bir biyolojik bağlamda insanların fare modeli gibi şeylerden söz ettiğini duyabilirsiniz. Çünkü örneğin bir ilacı fareler üzerinde denerler veya bir şeyin farelerde nasıl gerçekleştiğini test ederler. Oradan da aynı uygulamanın insanlarda nasıl sonuç vereceğine dair bir çıkarım yaparlar ki tıpta ilaçlar önce fareler üzerinde denenir. Ah zavallı fareler. Bilim insanları ilacın farelerde işe yaradığından ve yeterince güvenli olduğundan emin olduktan sonra onu insanlar üzerinde test etmeye başlar. Ekonomistlerin yaptığı şey de aslında bunun aynısı. Ekonomistler bilgisayarların ve bilgisayar modellerinin hayatımıza girmesinden önce de basitleştirici varsayımlarda bulunuyordu. Ekonomideki tüm aktörlerin mantıkla hareket ettiği varsayımı gibi ki bunun pek de doğru olmadığını biliyoruz. Ben de her zaman mantımla hareket etmem ve kendim gibi çok insan tanıyorum. Ekonomideki tüm aktörlerin bilgiye eşit derecede erişebildiği hatta kusursuz bilgiye sahip oldukları varsayımı da basitleştirici bir varsayımdır. Esasında bunun da gerçek bir ekonomide doğru olmak zorunda olmadığını biliyoruz. Yani basitleştirici varsayımlar sayesinde bu büyük, karmaşık gerçek dünya kullanılan modele bağlı olarak basit denklemlere, grafiklere veya tablolara indirgeniyor. Ekonomi derslerimizin daha başlarından itibaren ekonomik modellerle içli dışlı olacağız. Mesela üretim olanağı sınırı gibi modeller göreceğiz. Bu tür modellerde sadece iki değer değişken olacak. Diğer her şey sabit kalacak. Ki buna seteris paribus deniyor. Her şey eşit anlamına geliyor. Gerçek dünyada böyle bir şey olmaz. Hadi şu değerlerden sadece ikisini değiştirelim. Diğer her şey sabit kalsın diyemeyiz. Çünkü devrede yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca değişken var. Ama madem bir model oluşturmak istiyoruz bu gibi varsayımlarda bulunabiliriz. Aynı şey ileride söz edeceğimiz meşhur fiyat dengesi grafiği için de geçerli. Bu grafikte arz var, talep var, denge fiyatı ve denge miktarı kavramları var ve bu da mantıklı aktörler ve kusursuz bilgi gibi benzer varsayımlara dayanıyor. Bu ekonomik modeller çok faydalı olabiliyor. İlk sene ekonomi dersinizin önemli bölümünün bu modellerden oluşması da ondan. Bunları anlattığımıza göre şu notu da düşelim. Bu modellere hep biraz şüpheci yaklaşmanız lazım. Onları gerçekliğin mutlak tarifi olarak kabul etmemelisiniz. Çünkü o zaman ekonomik modeller tehlikeli hale gelmeye başlar. Yaptığınız varsayımların neler olduğunu hiç aklınızdan çıkartmamanız gerek. Bazı basitleştirici varsayımları yeniden gözden geçirerek ve onlardan yeni modeller türeterek ekonomi dalında Nobel ödülü kazanan insanlar var. Ekonomiyi zor kılan bir diğer etmen de test edildiğinde mesela fizik veya kimya kadar kesin ve net sonuçlar vermemesi. Biyoloji kadar bile net değil ki insan vücuduyla ekonomik karmaşıklık konusunda yarışır. İkisi de aşırı derecede karmaşık sistemlerdir. Mesela bir ilacın işe yarayıp yaramadığını test etmek için klinik bir deney yapabiliriz. Yüzlerce, binlerce insanı toparlayıp yarısına ilaç kullandırtabilir ve birçok farklı değişkeni gözlemleyebiliriz. Fakat ilgilendiğimiz konuda birbirine benzeyen bin tane ekonomiyi bir araya toplayıp yarısına başka yarısına başka ekonomik reçete uygulayarak modelimizin doğruluğunu test edemeyiz. Veya ekonomiyi büyütmek için hazırladığımız reçetenin işe yarayıp yaramayacağını bu şekilde öğrenemeyiz. Bilmemiz gereken en önemli nokta şu. Modeller birçok bilim dalı için çok kıymetlidir ve buna ekonomi de dahil. Fakat ekonomi sosyal bir bilim olmakla fizik ve kimya gibi bir bilim olmak arasında pek de net olmayan bir konumda yer alıyor. Çünkü fizik kimya deneyi yapar gibi ekonomik deneyler yapamıyoruz. Ve çoğu zaman %100 doğru olmadığını bildiğimiz basitleştirici varsayımlarda bulunuyoruz. Çünkü böylesine karmaşık bir dünyadan bir takım işe yarar sonuçlar elde edebilmemizin tek yolu bu.